Şimdi üçgenimiz verilmiş, ikizkenarlıklar var. Şu verilmiş, AE, BE şekil üzerinde var. 105 verilmiş, şu BAE, bunlar eşit, o verilmiş, diklik verilmiş. Hepsi şeklin üstünde var. Biz en üstünün x açısı, şu aradaki açı. Yukarıdaki şu eşit açılara isim verebiliriz. Mesela buradaki açıya y desek, diğer açı da y olacak. Sonra bir de ikizkenar üçgenimiz var burada. Şu an sarıya boyadığım üçgen, ikizkenar üçgen. Bu üçgenin şu kenarları birbirine eşit. Şu an yeşile boyadığım kenarları birbirine eşit. Bu da şuradaki açıların yani A açısıyla, tabii A'sının tamamı değil de şuradaki Y açısı. Buradaki B açısının eşit olması demek. Buradaki açıya Y diyebiliriz. Şunları siliyorum şimdi. Bunları. Şu an sarıya boyadığım üçgene bakarsak iç açılarının toplamı 180 derece olur. 180'e eşit diyebiliriz. İç açılarının toplamını. Açılarımız şunlar. Burada bir tane Y açısı görüyoruz. Yukarıda 2Y açısı görüyoruz. Bir de şurada 105 derecelik bir açı görüyoruz. Bu üçünün toplamı 180 olacak. Yani Y artı 2Y artı 105 eşittir 180. Buradan 3Y eşittir 105'i karşıya atarsak 75. 3'e bölünce de Y açısı 25 olacak. Y'yi bulduk. Siliyorum şunları. Şunu da silelim. Şöyle. Şimdi aradığımız açı X açısı. Şuradaki açı. Şimdi farklı bir takım işlemler yapmak mümkün. Şuradan hareket edebiliriz. Buradan. Bu parçayı bulursak X'i zaten bulabiliriz. Ya da şu tarafa doğru da hareket edebiliriz. Y'yi bulduk. Şurayı buluruz. Oradan x artı y burayı verecek zaten. Şunu yapabiliriz. Y ile x'in toplamı burayı verecek. Şu. Buradan da hareket edebiliriz. Ya da şuradan da şunu da yapabiliriz. Şu an sarıya boyadığım üçgen üzerinden de hareket edebiliriz. Birçok seçenek var. Bunun açıları, buradaki açı y açısı. Şuradaki açı y açısı. Burası da 90 artı x. Toplayalım. Şurası x artı 90. Artı bir tane y burada var. Bir tane y şurada var. Eşittir 180. Şimdi 90'a karşıya atıp çıkaralım direkt. Burada x artı 2y meydana gelecek. Eşittir 90 karşıya atılınca 180'den çıkardığımız için 90 kalacak. Y'miz 25, 2y 50 olur. X artı 50 eşittir 90. Karşıya atıp çıkarırsak x'imiz 40 gelir.